11. asırda Nişabür şehri. Öldürmeyin bunu! Sağlam adama benzer. Yardımı dokunur bize. Sana gelince hayatını bağışladım. İleride inşallah unutmazsın bunu. Kadını da götürün. İyi gör! Ölmez yaşarsan ananı tanırsın belki! Esircibaşı! Görüyorum ki esirler iyi çalışmıyor! Burası Şah'ın sarayı değil! Esir kampı! Geberinceye kadar çalışacaklar! Müsamaha yok, anlaşıldı mı? Hasta o, kalkamaz! Yalvarırım, yapmayın! Ne oluyor burada? Hasta ölmek üzere! Bak, sadece kin kötü! Düşmanla tanı. Baban nasıl olsa ölecek. Al. Babanın oğlu olduğunu göster bakayım.
hali budur. Anlaşıldı mı? Gardiyan kaldırın süresi. Herkes iş başına. Kırbaçlarınızın sesi Nişabür'e kadar gelmeli. Aferin aslan oğlum benim. Yapma! Kötüm baba, yapma! Seni sevmiyorum artık! Kötüm babasın sen çok! Ah!
Babam Hasan muvaffak olamadı. Ama ben bu ülkeye muhakkak şah olacağım. Ya ben? Sen de İmparatoriçe Banu. İmparatoriçe Banu! Çok güzel. Güzelsin. Akıllı ve zekisin. Neden olmasın? Bana sadık olduğun sürece tabii. Bana itaat etmeyenleri kendi elimle gebertirim. Küçükken babam bir kadının göğsünden çekip almıştı. Bana verdi. Küçük bir çocuğu vardı kadının. Çocuk öylece bakıyordu. Hareketsiz, zavallı. Ya kadın? Onu da mı öldürdün? Hayır. Bilmem. Belki de sağdır hala. Bırak şimdi bunları. Yarın en güzel günlerimizden biri olacak. Büyük bir av partisi tertip ettim. Değişik avları olan bir parti. Av zamanı gelmiştir. Avları bırakın. Beş altına bassa girelim ki onu vuramasın. Delikanlı beş altınına yazık olacak. Bak! Bundan böyle haksızlıklarla savaşacağız. Bütün kötülükleri sileceğiz. İyilik içinde kardeş kardeş yaşayacağız. Ben Kara Hayalet söz veriyorum size. Yaşa Kara Hayalet! Yaşa! Haydudu yakalayana veya yerini bildirene 5000 altın mükafat verilecektir. Duyduk duymadık demeyin. Kara Hayalet ismindeki haydudun saklandığı yeri bilip de söylemeyenin ve ona yardım edenin başı vurulacaktır. Haydut karşısında aciz mi kalacağız? Bu adam hemen geri atılmalı. Her tarafa baskınlar yapılsın.
Bütün şüpheliler öldürülsün! Kim olursa olsun! Şimdi defolun karşımdan! Hadi çabuk! Sevgili şahım kendini üzmesin. Ona üzülmek hiç yakışmıyor. Kara hayalet denen haydut, er geç senin demir pençelerin altında can verecektir. Emret! İstersen şu küçücük kadın aklımı bu iş için emrine vereyim. Daha henüz değil Banu. Onun da sırası gelecek. Sen şimdi bana başka şey için lazımsın. Ahbap! Neden içmezsin? Ben şarap içmem. İçersem ölürüm. Adam olduysan hesap ver kendine. Getirdiğinle, götüreceğinle. Şarap içersem ölürüm diyorsun. İçsen de öleceksin, içmesen de. Dur ol, Allah özür dilerim. İçelim, hayyamın şerefine. Şarap, sen benim günüm, güneşimsin. Öyle bir dolsun ki seninle içim. Bir bildik görünce beni sokakta... Ne o şarap, nereye böyle desin? Doldur be ahbap! Oh! Önce kendine gel, sonra meyhaneye. Kalender ol da gir kalenderhaneye. Bu yol kendini yenmişlerin yoludur. İnsan değilsen git başka yere eğlenmeye. Doldur be doldur, doldur. İnsan olanların şerefine, Şab'ın şerefine, bütün meyhanelerin şerefine. Gel buraya, gel. İnsan niye savaşmalı? Sevmeli birbirini. Kadeh tokuşturup üzüm suyunu boşaltmalı midesine. Sıcak sıcak. Niye bu kılıçlar? Bu giysiler? Biri bana vurdu mu, öbür yanağımı çeviririm. Nefret ederim kavgadan. Al asker, çiçek sana. Sevginin, aşkın sembolü bu. Al, al, çekinme. Çekil oradan budala. İçinizde kara hayaletin yerini bilen varmış. Söyleyin, yoksa hepinizi taş ocaklarına süreceğiz. Orada gebereceksiniz. Söyleyin, yoksa karışmam. Söylemezseniz söyletmesini bilirim. Bırak onu! Kalk! Sen söyle! Bilsem de söylemem! Biraz daha içelim! Madem ki kendi ayağına geldin, iç! Güzel, güzel, aç ağzını bakayım. Biraz da karpuz! Hey, içecek! İç be, sen de öleceksin, iç sen de, iç! İç diyorum! İç, iç öyle seni! Neredeydin hayyam? Ben kavgadan nefret ederim. Kara hayalet buradaydı, hepsinin canını okudu, aslan gibi dövüştü. Ah, insan öyle olmayı istiyor. Ya. Hayvan herifler! Ne diyor belirsiz bir adamın hakkından gelemiyorsunuz, defolun!
Bu adam canımı sıkmaya başladı. Halk kahramanı oldu. Muhakkak ortadan kalkması lazım. Bunun altından kalkacak kadar zekisin Sadık. Bu işi becereceksin. Sen de olmasan Banu. Canımı sıkan başka bir şey var. Yasemin geliyor yarın. Akıllı kızdır. Uzun süredir memleket dışında. Halkı böyle görürse karşı çıkar bana. Abisi değil misin? Kestirirsin sesini. İnatçıdır. Cesurdur. İyidir. Eğer onu Arap prensiyle evlendirebilirsem işimiz daha kolaylaşacak. O zaman tahtı ele geçirebilmem için yabancı kuvveti sağlamış oluruz. Gel bakalım Yasemin. Hele şu adamla bir evlen de. O pis suratlı herifle evlenmek istemiyorum. Abimin çıkarlarına alet olmak istemiyorum. Beni kimse zorla evlendiremez. Üzülmeyin prensesim, her şey düzelir. Üzülmemek elde mi Firuza? Prensesim, isterseniz abinizi daha fazla bekletmeden yola koyulalım. Siz hazırlanın gidelim. Biz hazırız efendim. Dilim damağım kurudu. Hep öylesindir. Gene burnuna şarap kokmaya başladı değil mi? Ah ah, sen neredesin, ben neredeyim? Benimki bekler şimdi beni. Ben de doğrum meyhaneye. Sen şarapla evlisin galiba. Çekil oradan haydut herif! Çekil diyorum sana, çekil diyorum! Bırakın beni! Bırakın! Haydutlar, canavarlar! Nedimimi rahat bıraksınlar yoksa çok kötü olur. Çok kötü olur diyorum size. Çok sinirli görünüyorlar. Bunun hesabını vereceksin haydut herif. Allah'a hesabımız var sadece. Bir gün gelir borcumuzu öderiz. İpte sallandığın zaman fakir halka hediye dağıtacağım. Onların sırtından aldığınızı, yani onların malını onlara geri vereceksiniz. Küstah! Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sevgili prensesimiz sizlere hediye verecekmiş. Biz istediğimizi zorla almasını biliriz. Hey! Güzelsin. Bu güzellik altında kötülük olmaz. Biz iyi insanlarız. Yaşama kavgası yapıyoruz. Öldürüyorsak ölmemek içindir. Hadi git sarayına, sıcak evine git.
Esirlerin sana sıcak şarap versinler. Kuş tüyü yastıklarda yat. Ama bizim toprak yataklarımızdan daha iyi değildir seninkisi. Hadi git! Sevgili kardeşim benim, hoş geldin! Bu ne hal böyle, ne oldu? Sevgili kardeşime, bu memlekette ne zamandan beri prenseslerin haydutlar tarafından kaçırıldığını sormak isterim. Haydutlar mı? Evet, kara hayalet tarafından. Gene mi o? Bıktım bu kara hayaletten! Bunlar acaba alelade soyguncu mu sizce? Başka ne olabilir? Onları bu işe iten sebepler yok mu acaba? Sevgili kardeşim müşteri olsun. En kısa zamanda o haydutun başını getireceğim. Bakışları dürüsttü. Sesi kararlı ve itimat vericiydi. Kimin sesi prensesim? Kara hayaletim. Allah korusun! Allah korusun! Girse şimdi içeri korkmam hiç, sebeplerini sorarım, yüzünü görmek isterim. Tövbe, tövbe deyin sultanım, tövbe, tövbe deyin! Geceye karşıma çıksa, şak diye düşüp bayılırım vallahi! Neyse, ben şimdi geliyorum sultanım! Cesaret, buraya nasıl girdiniz? Balkondan prensesim. Geldiğiniz yerden gidin hemen! Yoksa muhafızları çağırırım. Sonradan pişman olacağınız şeyi yapmayın. Ben buraya beni anlayacak birisini bulduğumu zannettiğim için geldim. Yüzünü gördüm senin, sesini duydum. İnanmasaydım sana gelmezdim. Gördün sen de. Hepsi yaşama savaşı içindeler. Yaşamak için öldürmek gerek. Ama öldürmeden de yaşayabiliriz. Neden bu savaş, niçin? Hoşumuza mı gidiyor zannediyoruz? Küçüktüm, yaşayıp gidiyorduk, mutluyduk. Sonra o adam geldi, kara bulut gibi. Yaktı, yıktı. Annemi aldı götürdü bizden. Babamla senelerce taş ocaklarında esir olarak çalıştık. Sonra gene geldi o. Yanında oğlu ve kızı vardı. Oğlu öldürdü babamı. Sen olsun. Dik dik kinle bakan. Dünmüş gibi hatırlıyorum. Baban ölürken taş gibiydin. Yüzünü hatırlıyorum şimdi. Yüzünü kaçıran, olaydan korkup ağlayan sendin. Yasemin'sin sen. Baş düşmanım Sadık'ın kardeşi. Babamın katilinin kardeşisin. Sus! Böyle söyleme! İnsanım ben. Yaşamak isteyen, sevmek isteyen, doğruyu bulmaya çalışan bir insan. Kılıcın eğer doğrudan yanaysa, izin ver onun kabzasından ben de tutayım. Anlamıştım seni, bilmiştim. Yanılmayacaktım, yanılmadım. Unutma, sana inanıyorum. Yürüyün, bu tarafa! Yürüyün! Buraya saklanmış olabilir.
Kimsin sen? İçeri kimse girdi mi? Baba! Çekil! Her tarafı iyice arayın! Hadi! Neredeyim ben? Ne oldu bana? Sen kimsin? Baba ya da baba. Demek başıma sen baba. Demek beni öldürecekler. Baba. Başıma vurdun, beni kurtardın. Baba. Baba. Peki niye kurtardın beni? Teşekkür ederim. İsmin ne senin? Koyun bu. Koyun. Gökte mi uçuyor? Gözleri bağlı koyun. Uçuyor gökte. Uçuyor. Yere kondu. Kesildi. Kesildi koyun. Tamam anladım. Hazreti İbrahim. İbrahim'sin sen. İbrahim değilsin. Koyunsun. Yani kurban sensin. Sen İsmail'sin. İsmail adın. Sağ ol İsmail. Bundan böyle benimlesin. Haklısın İsmail. Aşık oldum. Bir kere görerek hem de. Bir görsen İsmail, bir görsen. Peri gibi bir şey. Prenses Yasemin. Evet haklısın. Ama o güzel yüze bir baş değer İsmail. Değer. Hem güzel sevdikten sonra çok yaşayıp ne yapacağız? Bu dünya kimseye kalmaz bilesin. Ergeç kuyusunu kazar herkesin. Tut ki Nuh kadar yaşadın zor bela. Sonunda yok olacak değil misin? Ama Tanrım, Yasemin'i bir kez daha görmeden canımı almasın. Uçan insanlar görüyorum Hayyam. Kuş gibi uçan insanlar. Kanatları var. Uçmak insanların elindedir Bahira. İnsan yerde de uçabilir. Bir kadeh şarap insanı kuş gibi yapar. Kumda istikbalini görür gibiyim Hayyam. Büyük adam olacaksın. Rakamlar görüyorum, bilinmeyen rakamlar. Onlarla uğraşacaksın. Yüzlerce sene sonra insanlar senin söylediklerini birbirlerine anlatacaklar. Seneler sonra
suretin insanlara görünecek, ölmeyeceksin. Seni canlı gibi görecek insanlar. Nasıl bilmem, insanlar senden feyz alacaklar. Aşktan, şaraptan ve doğruluktan ayrılma. Boş lafların bu dünyada yeri yok. Her şey varsa vardır, yoksa yoktur. Her şey bu dünyadadır. Ben olmayınca bu güller, serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Haklısın Bahira, haklısın. Doğru, gerçekten başka şey yoktur. Güzellik geçicidir. Eğer bir gün güzelliğe esir olacağını hissedersen kaç ondan. Ama hakikate uzat bileklerini, kelepçelensin. Yıldızlarla uğraş, istikbal orada. Kuş gibi ol, uç, uç, uç. Yasemin'den bahset bana Bahira. Karanlık görüyorum. İyi değil, kötü. Üzüleceksin, sevineceksin. Bu sevgi sana ölüm getirecek. Ama ölüm ölmek mi, yaşamak mı? Bunu bilemedi insan. Şarap da söylemiyor bana, söyleyemiyor. Yarın kardeşimin doğum günü. Tanınmış bütün cambazlar, palyaçolar, dansözler burada toplansın. Toplar atılsın. Herkes eğlensin. Eğlenmeye hakkı olanlar tabii. Müzisyenler gelsin. İran'ın Arap alemiyle olan yakınlığını herkes görsün. Kitaplar yazılsın. Şiirler söylensin. Yüce Sadık Efendimiz, Nişabur'da bir şair vardır. Alim kişidir. Dilinden bal damlar. Emrederseniz gelsin, renklendirsin gecemizi. Kimdir? İsmi nedir? Ömer Hayyam derler. Fakirdir ama dili zengindir. Gelsin. Şenlendirsin gecemizi. Gel bakalım Prens Efendi. İnşallah seni tanımak nasip olur. Ben Fransız Yasemin'in nişanlısıyım. Hepinize astırışıyım, çastırışıyım. La valla, la yapma. Yapma, dokunma. Şimdi bize saraya girebilecek bir Arap şeyhi lazım. Aramızdan bir gönüllü seçelim. Baba, yapma. Hadi, hadi. Orta Doğu'nun en iyi cambazları. Güzel! Neydi o şairin ismi? Nerede o? Buradayım efendimiz. Dilinden bal damlarmış. De bakalım. Hayyam bilgelik çadırları dokudu. Sonra dert potasında yandı kül oldu. Bir pula satıldı kader çarşısında. Ölüm celladı geldi, boynunu vurdu.
Güzel! Şarap verin hayyama! Cennette huriler varmış kara gözlü. İçkinin de oradaymış en güzeli. Desene biz çoktan cennetlik olmuşuz. Bak bir yanda şarap, bir yanda sevgili. İnsan son nefese hazır gerekmiş. Nasıl ölürse öyle dirilecekmiş. Biz her an şarap ve sevgiliyleyiz. Böyle dirilirsek işimiz iş. Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süsler yüzün. Yüce Arap Prensi Abdüllatif. Hoş geldiniz Prens Hazretleri. Buyurun, kulunuz Yasemin. Şöyle buyurun efendimiz. Müsaade ederseniz çekilmek istiyorum. Biraz başım ağrıyor da. Kardeşim biraz heyecanlı da, kusura bakmayın. Bırak! Yasim! Ne biliyordum. Kaçır beni buradan. Her tarafa duyurulsun. Kardeşim geri gelmediği takdirde her gün halktan 10 kişi öldürülecek. Anne!
söylemeyeceksiniz ha? Yüzündeki yaradan tanıdım seni. Bak bu adama. Küçükken boynundaki madalyonu zorla alan adamın oğlu. Babamı öldüren adam. Bak, tanı, unutma. Demek bizim şair Hayyam kara hayalet ha? Ben sadece seni gebertmek için yaşayan bir adamım. Vaktin olmayacak çünkü yarın sabah başım vurulacak. Ferman sende ama güzel yaşamak bizde. Senden ayığız bu sarhoş halimizle. Sen insan kanı içersin, biz üzüm kanı. İnsaf ve Sadık Efendi, kötülük hangimizde? Atın bunu zindana! Yarın sabah şafak sökerken başı vurulacak. Şeytan bu! Hayalet değil şeytan! Yakalayın! Hepsini gebertin! Gebertin! Yaşasın hayalet! Yaşasın hayalet! Yaşasın hayalet! Yaşasın hayalet!
seviyorum seni. Ben de seni Yasemin. Halkımın başına geçeceğim Hayyam. Onlara yardım edeceğim. Ama bunda en büyük desteği senden bekliyorum. Her şeyimle seninle beraberim, inan. Ama yalnız... Evet, yalnız. Yeminim var Yasemin. İster senin kardeşin olsun, ister en çok sevdiğin insan. Onu öldüreceğim. Sadık'ı öldüreceğim. Sadık diye bir ağabeyi kabul etmiyorum Hayyam. Halkına kötülük eden, kendi çıkarları için kötü şeyler yapan insan benim kanımdan olamaz. Ben seni seviyorum. Halkımı seviyorum. Kardeşim abisine karşı mı gelecek acaba? Bu haydutun sözlerine mi inanacak? Bu son karşılaşmamız Hayyam. Gebereceksin. Hayır. Öldürme onu. Onun hayatını bağışlarsan bütün haklarımı sana devrederim. Peki sevgili kardeşim. Onu öldürmeyeceğim. Ama canını Tanrı'ya bağışlıyorum. Onu Randa çölüne bırakacağım. Bu memleketin tek hakimi ben olacağım. Kardeşime verdiğim sözü tutuyorum. Ve de seni öldürmüyorum. Allah yardım ederse kurtulursun. Alçak! Alçak! Götürün! Seni hep seveceğim Hayyam, unutma! Öleceğinden korktum.
Niye? Bana lazımsın. Beğendim seni. Her şeyini. İmparatoriçe olmak istiyordum, vazgeçtim. Sadık ölsün yeter. Neden onun ölmesini istersin? Bana verdiği sözü tutmadı. Ölsün. Ben günümü yaşamasını severim. Git onu öldür. Nasıl bilmem ama öldür. Sevgili kardeşim, bak! Bu son bakışın olacak. Oh!
Bu dünya kimseye kalmaz, bilesin. Er geç kuyusunu kazar herkesin. Tut ki Nuh kadar yaşadın zor bela. Sonunda yok olacak değil misin?